İrem, ezik misin oğlum sen? Nasıl dayanıyorum seni? Baksana, ezik misin oğlum? Hayır abi, göreceksin. Geçeceğim seni şimdi, geçeceğim. Aynen kardeşim, kesin geçersin lan. Tepegöz, ne yapıyorsun burada? Birader, yolu aç da geçelim. Yarışıyoruz. Kim daha iyi şoför, onu tartışıyoruz. Aynen öyle Tepegöz. Çekilsene ya. Ne yapıyorsun öyle? Niye duruyorsun orada? Çekil. Ben de sizinle yarışmak istiyorum. Kerem Komiser. Beni de alın yanınıza. Beni de alın. Beraber yarışalım. Arkadaşlar, bu video çok heyecanlı olacak. Sakın ama sakın bu videoyu sonuna kadar izlemeden çıkmayın. Sizce Tepegöz zengin olmayı başarabilecek mi? Yorumlara yazın bakalım. Bütün yorumlara kalp atacağım. Ha, bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah. Lan yere git Allah'ın fakiri. Senin araban mı var? Araban olsa bile sığmazsın sen. Aynen öyle. Anca traktöre falan sığarsın belki Tepegöz. Ya neden öyle diyorsunuz? Biriniz arabanızı verin işte. Beraber yarışalım. Verin arabanızı bana, verin. Lan yere git, hasta mıdır nedir? Çekil lan yoldan, çekil. Daha hızlı ve öfkelideki öğrendiğim hareketleri yapacağım. Kerem artistik yapacağım. Çekil lan, Tepegöz müsün nesin? Çekil de şu abime haddini bildireyim. Bir yeneyim onu. Hayır olmaz, ben de yarışacağım. İnin arabadan, yerim sizi. Ben de yarışacağım. Size diyorum, asla çekilmem buradan. İnin arabadan. Ulan başlarım seni şimdi, çekileceksin. Yoksa ezer geçeriz seni. Yavaş lan ayol ayı. Bekleyin, ben de yarışacağım. Gelin buraya. Ne oldu lan Kerem, atıp tutuyordun, nasıl da yendim seni? Oğlum beni yenmenin imkanı yok. Ben o kadar hızlı ve öfkeli izledim. Aile her şeydir lan, aile her şeydir. Vallahi abi helal olsun, gerçekten çok iyi şoförmüşsün ya. Gerçekten yendin beni. Ama yani Tepegöz benim canımı sıkkı. Dikkatim dağıldı. Tutturdu, ben de yarışacağım, ben de yarışacağım. Allah'ım yarabbim ya. Evet evet ya, Tepegöz benim de çok canımı sıktı. Manyak mıdır nedir ya, yolu da kapamış ayı gibi bir şey. En son peşimizden geliyordu, umarım buraya gelmez. Neredesiniz, bıraktınız gittiniz beni. Neredesiniz, size diyorum. He işte buradasınız, nereye gittiniz lan? Size ben de yarışacağım diyorum. Nereye gidiyorsunuz, niye beklemiyorsunuz beni? Bir de az daha eziyordunuz beni. Eziyordunuz. Ya Tepegöz, illa kalbini mi kıralım? Sevmiyoruz işte seni. Sevmiyoruz. Anlasana ya. İstemiyoruz oğlum seninle takılmak. İstemiyoruz. Defol git. Rahat bırak bizi ya. Aynen öyle. Bir bize bak. Ne kadar zenginiz. Ne kadar güzel arabalarımız var. Bir de kendine bak. Dilenci gibi bir şeysin. Evin bile yok. Fakir seni. Pis fakir. Benle niye böyle konuşuyorsunuz? Ben size ne yaptım? Tek istediğim sizle yarışmaktı. Ben bunları hak etmedim, hak etmedim. Fakir olabilirim ama gururluyum. Ya başlarım sana da gururuna da. Hadi abi yürü gidelim artık ya. Bıktım bundan. Yürü gidelim, ne hali varsa görsün. Durun, buraya gelin. Ama neyse, sizle mi uğraşacağım? Ayıp ya, çok ayıp. Ben arkadaş olmak istiyorum, yarışmak istiyorum. Bunların bana dediklerine bak, fakir diyorlar. Ama soracağım ben onlara, soracağım. Olamaz ya, hiç param yok. Fakirden borç para istedim ama onda da yokmuş. Ne kalacak yerim, ne yiyebilecek yemeğim var. Yemek bile alamıyorum. Fakir niye bana borç vermedi ya, niye hiç parası yok? Aman neyse, Kerem'le Kemal çok zengin olmuştu. En iyisi onlardan borç isteyeyim. Ne de olsa çok zenginler yani. Verirler herhalde ya, çok zor durumdayım. İnşallah verirler. Kapıyı çalıyorum, açan yok. Yoksa evde değil mi bunlar ya? Hadi ne olur açın, paraya çok ihtiyacım var. Ne oluyor Kerem ya, bu kapıyı çalıp duran hadsiz kim ya? Niye kapıyı çalıp duruyor birisi? Ay Allah'ım, he zengin. Zengin ne işin var burada, ne istiyorsun ya? Niye kapıyı çalıyorsun? Allah Allah ya, rahatsız etmesene bizi. Şey Kerem, Kemal, çok özür dilerim, rahatsızlık vermek istememiştim. Çok önemli bir durum olmasaydı kapınıza kadar gelmezdim. Sizden bir şey isteyecektim de çok da utanıyorum aslında. Tahmin edeyim, para isteyeceksin değil mi zengin? Para isteyeceksin. Yeter arkadaş ya, biz hayır kurumamıyoruz. Biz zengin olduk, herkes para istiyor. Para isteyeceksin değil mi lan zengin? Para isteyeceksin. Evet, çok zor durumdayım da iflas ettim. 5 kuruş param yok. Aileme yiyecek, kalacak yer bulmam lazım. Birazcık borç isteyecektim sizden. Duyduğuma göre artık çok zenginmişsiniz. Bana birazcık borç verebilirsiniz bence. Hadi lan oradan pis fakir. Biz böyle senin gibi fakirlerle konuşmayız bile aslında. Muhatap bile almayız da işte. Sen dua et, eskiden arkadaştık. Aman neyse, hadi abi gel gidelim. Evet evet ya, utanmadan borç istiyor bizden. Yüzsüz. Bize ne kardeşim, kalacak yeriniz yoksa, ailenin karnı açsa bize ne? Çalışsaydın sen de bizim gibi zengin olsaydın. Adın zengin olunca zengin olmuyorsun öyle işte. Ezik.
Aman abi boş ver şunu, hadi gel içeri geçelim. Ulan ayıp ya, sadaka istemedim ki ben, borç para istedim. Ne olurdu sanki biraz verseler, para kazanınca ödeyecektim. Benle çok fena dalga geçtiler, çok fena, keşke istemeseydim. Ayıp ya, kendimi Kerem ve Kemal'le dost sanardım, değilmişiz. Kerem ve Kemal şerefsizin önde gidenleri, bir yolunu bulup onlardan intikam almalıyım, zengin olmalıyım tekrardan. Kerem ve Kemal fakir kalmalılar, bense zengin he? Tepegöz, ne işin var senin burada? Zengin sen az önce Kerem ve Kemal'e mi laf söylüyordun? Onlardan nefret ettiğini mi söylüyordun? Şey Tepegöz, evet, ne oldu, bir sorun mu var, senin arkadaşın mı onlar? Ne olur bana zarar verme, çok özür dilerim, tamam Kemal'le Kerem'e bir daha öyle şeyler demeyeceğim. Hayır hayır, beni yanlış anladın. Ben de onlardan nefret ediyorum, Kerem'le Kemal'den nefret ediyorum. Benle fakirim diye dalga geçtiler, benle takılmadılar. Harbiden mi? Benimle de dalga geçtiler, bana da fakir dediler, bana 5 kuruş para vermediler. Eziklediler beni, nefret ediyorum onlardan, çok kötü insanlar olmuşlar zengin olduktan sonra. Evet evet, bu yolunu bulup onların paralarını alıp biz zengin olmalıyız. Onlar fakir kalmalı, biz de çok zengin olmalıyız. Benim bir planım var, benle takım olmak ister misin? Ne, planın mı var? Onların bütün paralarını alacağız, biz zengin olacağız, onlar fakir mi olacak? Tabii ki varım Tepegöz. Hadi madem, gel bu planı yürürlüğe sakalım, onların bütün paralarını alalım, biz zengin olalım, onlar fakir olsun. Hadi o zaman, yürü zengin. Şimdi ben doğru mu anladım? Tepegöz ikimizle de yarışacak. Eğer ikimizi de yenerse biz bütün paramızı size vereceğiz, he? Öyle mi? Ama tabii ikimizi de yenmesi lazım Tepegöz'ün. Evet Kerem, evet Kemal, doğru anlamışsınız. Tepegöz'le ikiniz de yarışacaksınız. Eğer ikinizi de yenerse tabii o zaman bütün paranız bizim olacak. Biz zengin olacağız, siz fakir. İyi de biz bunu neden kabul edelim ki? He, siz bize ne vereceksiniz? Biz yenersek ne vereceksiniz? Evet ya, biz ne kazanacağız? Eğer siz kazanırsanız biz şehri terk edeceğiz, şehri terk edeceğiz. Gideceğiz bu şehirden, bizden kurtulacaksınız. Aynen öyle, zaten siz çok iyi şoförler değil misiniz? Öyle iddia etmiyor musunuz? Siz yenersiniz bizi değil mi? Yenersiniz Tepegöz'ü. Ayrıca biriniz bile Tepegöz'ü yenebilirse o zaman terk edeceğiz şehri, bir daha bizi görmeyeceksiniz. Bence gayet adil bir anlaşma. Kabul ediyor musunuz yoksa korktunuz mu? He, korktunuz mu? Hani çok iyi şoförydiniz, hızlı ve öfkeliyiz demiştiniz, hani? Tamam, kabul ediyoruz. Sizden kurtulmak için yarışırız. Ne olacak ki? Çok basit olacak. Aynen öyle. Bu Tepegöz'ü pişman edeceğim bizle yarıştığına. İmkanı yok. İkimizi de yenemez. Evet evet. İlk benle yarışsın. Ben daha ilk turdan bitireyim. Seninle yarışmasına gerek kalmasın. Hem böylelikle şehrimiz iki tane ezik fakirden kurtulur. Hadi madem. Hadi gelin bakalım, yarış başlasın o zaman, binin arabalara. Evet, şimdi kuralları söylüyorum, burada başlayacaksınız. Bu düz yolun bitiminde ilk gelen galip olur. İkinci gelen ise kaybeder, anlaştık mı, tamam mı, hazır mısınız? Ben doğuştan hazırım. Ben de hazırım, ben de. Kerem hadi kardeşim, parçala şu Tepegöz'ü. Ama olur da bir şey ters giderse ben her türlü kazanırım, merak etme. Yok yok abi, merak etme, ilk turda bitiriyorum ben bu işi. Hadi madem, 3, 2, 1, başla, hadi bakalım, hadi. Hayır olamaz, Tepegöz ileride, hayır geçmeliyim onu. Hadi Kerem, bas gaza, hadi. Kerem komiser, sen baya kolaysın, baya. Resmen hiç uğraşmadım bile, çok kolay oldu, çok kolay. Şimdi sırada abim var, onu da yeneceğim, zengin olacağız. Hayır olamaz ya, nasıl kaybederim, nasıl ya? Aman neyse, abin seni yenecek eminim. Göreceksin sen Tepegöz. Ne oldu Kemal? Tepegöz parçaladı ya kardeşim, nasıl da yendi? Şimdi seni de yenecek. Çok beklersin zengin, çok beklersin. Tepegöz yeneceğim, sizi bu şehirden kovacağım. Hadi bakalım. Kerem komiser, sen bekle bakalım burada. Ben şimdi gideyim, şu ezik abini de yeneyim. Sonra zengin olalım, siz fakir olun. İntikamımızı alalım sizden. Hadi abi, hadi, güveniyorum sana. Yen şu Tepegöz'ü, ne olur yen ya. Ben zengin olmak istiyorum, tekrardan fakir kalmak istemiyorum. Hadi madem, 3, 2, 1, başlayın. Yeneceğim seni Tepegöz, hiç şansın yok, hiç şansın yok. Sen öyle san Kemal, bak nasıl dayanıyorum. Hayır olamaz, hayır. Ne oldu lan artist, ne oldu? Abi hayır olamaz, ne yaptın sen, ne yaptın? Olamaz, fakir kaldık. Hayır, Tepegöz ikimizi de yendi. Bütün paramız zengin ve Tepegöz'ün mü oldu şimdi? Evet Kemal, tam olarak öyle oldu. Bütün paranız artık bizim. Ben size demiştim, ben sizi yeneyim. Sizden intikamımızı da aldık, intikamımızı da aldık.
Şimdi sağ paranızla, paranızla. Hayır, olamaz. Hayır ya, bütün paramız gitti. Ulan Tepegöz, aslansın lan sen, aslansın, helal olsun lan sana. İşte bu, artık çok zenginiz. Abi şu yaşadığımız eve bak ya, 5 kuruş paramız kalmadı, her yerden su akıtıyor ya. Tepegöz'le o yarışa hiç girmemeliydik, 5 kuruş paramız kalmadı. Evet Kerem, haklısın, hiç girmemeliydik hiç, ama yapacak bir şey yok. En azından şu an bir yerde kalabiliyoruz, su akıtsa da geceleri burada uyuyabiliyoruz, sokakta değiliz en azından. Ya abi sokakta kalsak yemin ediyorum daha iyi ya, yağmur yağmıyor, bir şey olmuyor, burası deli gibi su akıtıyor. Ya neyse ne Kerem, yapacak bir şey yok, kaybettik, intikamlarını aldılar, onlar artık çok zengin, bizse fakiriz. Neyse neyse, benim karnım çok acı. Ben biraz çöpleri kurcalayacağım. Belki yemek bulurum. Geliyor musun benimle? Çöp karıştırmak mı? Harika fikirmiş. Ben de çok açım. Geliyorum tabii. Hadi madem, en yakın çöp burada. Hani ya, nerede? He? Ne oluyor? Zengin? Tepegöz? Oo, pis fakirler, ne yapıyorsunuz burada? Bakın, yeni araba aldım. Nasıl? Saatim, kolyem nasıl he? Beğendiniz mi? Bakın, bunlar da paralarımın sadece %1'i. Evet evet, biz artık çok zenginiz. Biliyorsunuz, sizin sayenizde. Bakıyoruz da siz de çok fakirsiniz. Evet, artık gerçekten çok fakiriz. Yaptığımız yanlışı da anladık. Lütfen bizi affedin. Evet evet, para bizi çok değiştirmiş. Çok kötü insanlar olmuşuz. Çok kötü davrandık size de. Güzel, anlamanıza sevindim. Ne dersiniz arkadaşlar? Affedelim mi bunları? Evet ya, ne yapalım? Affedelim mi? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Baksanıza çok da kötü durumdalar. Yani onların bize yaptığını yapmayalım. Biraz da para verelim, yardımcı olalım. İşte onlar bizim arkadaşlarımız değil mi? Ne yapalım arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Arkadaşlar ne olur affetsinler bizi. Ne olur yazın yorumlarda. Evet arkadaşlar, videoyu beğenip kanala abone olup yorum atarsanız kesin affederler bizi. Lütfen, biz çok pişmanız. Çok zor durumdayız. Affetsinler. Hadi bakalım millet, like'ları, aboneleri, yorumları bekliyoruz.